Merhaba arkadaşlar. YGS ikinci soru. 2012 yılı. Yazalım. Şimdi diyor ki 6 üzeri eksi 2 eksi 4 çarpı 6 üzeri eksi 3 bölü 3 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri eksi 3. Şimdi burada önce önemli noktayı ele alalım. Bu sorulardaki önemli nokta nedir? Bu sorulardaki önemli nokta birbirine benzetme. Birbirine benzetince üstü kısmı sadeleştireceğiz. İkinci adımda da yapacağımız şey sadeleştirmek. Şimdi şöyle bir soruya bakayım. Önce hani işlem yapmadan pratik olarak çözebilir miyiz? Ona bakalım. Şimdi baktım ne gördüm? 6 üzeri eksi 2 var. 6 üzeri eksi 3 var. 3 üzeri eksi 2 var. 3 üzeri eksi 3 var. Şimdi 6 üzeri eksi 2 ne demektir? 6 çarpı 6 üzeri eksi 3'tür. Yine ben yazayım da karışacak çünkü. Budur. Eksi 4 çarpı 6 üzeri eksi 3. Yazdık. Bunu da benzeteceğim. 3 çarpı 3 üzeri eksi 3 eksi 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri eksi 3. Sonra paranteze alacağım bunları. Şimdi anlatacağım. Ondan sonra eğer anlaşılmadıysa anlaşılmayan noktanın nasıl aşılacağı ile ilgili bilgi vereceğim. Normal gidiş yolu bu. Yani bunun çözümü her yerde böyle olur. 6 üzeri eksi 3, 6 üzeri eksi 3 paranteze aldık mı? 6 eksi 4 çarpı 6 üzeri eksi 3 bölü 3 eksi 2 3 üzeri eksi 3. Şu 6 üzeri eksi 3 ile bunu sadeleştiririz. 2 üzeri eksi 3 2 çarpı 2 üzeri eksi 3 bölü 1. Bu da 2 üzeri eksi 2. O da 1 bölü 4. Şimdi böyle hızlı çözdük. Hiçbir şey anlamayan arkadaşlar olabilir. Şimdi hiçbir şey anlamadıysanız şurada bir pratik eksikliği vardır. Onu yaptığınız zaman rahatlıkla çözersiniz bu soruları. Biraz daha yavaş olsa da çözersiniz. Olay ne? 2 nedir? 2 üzeri 1'dir. Peki 2 üzeri 1 aynı zamanda 2 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri 3 şeklinde de yazılabilir mi? Veya 2 üzeri eksi 1 çarpı 2 üzeri 2 şeklinde de yazılabilir mi? Şu dönüşümleri rahatlıkla görebiliyorsanız bu soruda bir şey kalmaz. Ne var burada? Burası 1, 2 üzeri 1. Aslında 2 üzeri 1 de 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 0 olduğu için buranın toplamı 1 ve hep 1'i sabit tutuyoruz. Bakın şurada 2 üzeri eksi 2, 2 üzeri 3 toplamı 1. 2 üzeri eksi 1, 2 üzeri 2 toplamı 1. Yani ben üstün toplamını eksi 2 olarak tutarak, eksi 2'yi koruyarak bu üstü değiştirebilirim. Mesela bunu 6 üzeri eksi 4 çarpı 6 üzeri 2 de yapabilirim. Ama burada niye 6 üzeri eksi 3 yaptım? Çünkü burada 6 üzeri eksi 3 var. Öyleyse ben şuradaki eksi 2'yi koruyarak, bu eksi 2'yi koruyarak bunu açıyorum. Ha, bu bir pratikleşmedir. Bu pratikleşmeyi sağladığınızda geri kalan işlemde bir şey yok. Ne var? Burada işte parantezi aldıktan sonra sadeleşme oluyor. Ve daha sonra 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4 çıkıyor. Ama sorunun kilit noktası ne? Sorunun kilit noktası şurada yazdım. Bu şekilde üstlerde küçük oynamalar yapabiliyor muyuz? Bu konuda pratiğimiz var mı? Pratiğimiz varsa rahatlıkla yaparız. Tekrar belirteyim. Mesela 3 üzeri 1 diyoruz. Aslında 3 üzeri 1, 3 üzeri 0 çarpı 3 üzeri 1'dir ve bunların toplamı 1'dir. Bunu değiştiririz. Biz 3 üzeri eksi 1 çarpı 3 üzeri 2 yaparız. Yine 2 ile eksi 1'in toplamı 1. Ve yine aynı şey korunur. Burada 3 üzeri 2 ile bir parantez varsa ona göre parantezi alırız rahatlıkla.